Sevgili deniz severler, yelkenli ve motorlu çift kanalına hoş geldiniz. Doris'in maceraları devam ediyor. Bir önceki bölümde Göcek koylarını karış karış gezmiştik. Yeni bölümde ise bayağı uzun seyrediyoruz. Ekincik'te başlayan bölüm Marmaris Çiftlik Koyu, sonrasında Bozburun, daha sonrasında Hisarönü'nün Kameriye Adası, sonrasında Orhaniye Kız Kumu ve en sonunda da Bencik'te sonlanıyor. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Evet, selamlar. Şimdi Doris'in içindeyiz. Bugün ne yaptık Eda? Neredeyiz? Ne yapıyorsun? Bugün buzluğumuzla tanıştık demiş. Bugün bu mağaza ikinciye biraz açık gibi geldik. Duruyor bu arada. Evet, günaydın. İkinciye vardık bile. 25 mil civarında bir yol yaptık. Hafif hafif karşıdan güzel Meltem tatlı tatlı serinletiyor bizi. Burası biraz serin, gayet güzel. Üzerimize güneşliğimizi çektik. Evet. Teknemize 20 metre zincir serdik. 5 metre derinliğe ve ikincik sahili. Küçük mendirek var da şu an guletin arkasında kalıyor. İkincik sahili. Oldukça geniş bir sahil. Keyifli bir sahil. Kumsal. Kumun rengi siyah olduğu için burada şeyde siyah oluyor denizin üstü. Kum çakılsa beyaz oluyor. Yani altı neyse zaten üstü de o oluyor. Değil mi Eda? Evet, aynen öyle keşfettik. Burada ikinci kampingdeyiz. Buralarda takılıyoruz. Burası çok tatlış bir kamp. Burası bence Türkiye'deki en esen denizlerden birisi. Çok güzel esiyor. Serin serin. Teknemizi hemen oracıkta karşıda koyduk. Ben alırım. Mert yardıma gidiyor. Yardımı sever. Hadi görüşürüz. Şöyle geldim. Şey ya. Bir bakın seçim göstereceğim. Spotify'dan çalalım. Ben de yine... Kim acaba? Bir şey söyleyeceğim. Neden bu kadar? Çok çilek yiyorsun. Bağlıyor musun? İkincik çok güzel. Geçen sene Doris buraya gelmişti Marmara Club'a.
burada Azmak Restoran Market'in şöyle iskelesine bağlandık. Ama niye? Bunu aslında mecbur kaldık birazcık. Biz aslında yan tarafta koyda Gebek Sede'ydik. Gebek Kilise'de. Fakat birden çok tuhaf bir fırtına çıktı. Yani şeylerde de yok bu. Hava durumu programlarında da yoktu yani. Orası da dönüyor böyle bir tuhaf bir yerde. Rüzgarın nereden estiği bir anda belli olmuyor. Biz de hemen topladık orada geceleyemeyiz diye. Yan taraf Allah'tan burası geldik. İskelede de yardımcı oldular. Buraya bağlanmak ücretsizmiş. Restorandan yararlanıyorsun çünkü. Böyle şu anda güvendeyiz çok şükür. Hayırlısıyla hayırsız burnuna geçiyoruz. Çok korkunç. Deniz defa olsun. Çok tatlı iş bu bugün. İpek gibi yumuşacık bir halı gibi adeta. Adeta kuduruyor. Terimin ismi gözleriniz renk görsün. Böyle bir deniz rengi gördünüz mü Allah aşkına? Turkuaz ya, bomba bir yer ya. Şu anda Bozburun, Selia'da civarındayız. Karşımızda Adatepe, Adaboğazı. Ya çok güzel ya renk. Müthiş. Yalnız geçen sene yine aynı vakitlerde buradaydık. Biz burası kaynıyordu. Hem günlük tur tekneleri olsun, hem motor yatlar olsun. Renk görsün çalışması. Çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Hem Körfez'in büyüklüğü, tatlılığı, durulma, demirleme yerleri çok güzel. Su tertemiz. Maviyelikler çok güzel. Tarihi eserler çok güzel. Onlardan bir tanesi Seli. Seli'ye demir atacağız. İçini bağlamadan. Yüzme molası maksatlı. Yüzme molası veriyoruz Seli'de. Bozburun limanına gideceğiz. Bozburun'dan ayrıldık. Şöyle Tavşan Adası civarına doğru gidiyoruz. Şurası Tavşan Adası. Biz buradan artık Hisar önüne şöyle döneceğiz. Alaburun muydu aşkım? Evet. Şu soldaki mi? Şu. Şu soldaki de Alaburun. Ve karşıda Simi. Zeytinli Ada mı ne işte? Şeyin adası. Yarın Simi'deyiz. Simi. Zaten biz Simi Adası'nın şu uçtaki adasının içinden sürekli geçip gidiyorduk. Ama bu sefer artık şu şehir merkezlerinde yani Hora'yı vesaireyi hep göreceğiz. Hora köy demek yani yukarıdaki köy. Burası da Tavşan Küçük Koyu, Tavşan Adası'nın arkasında kalan çekek yerleri var.
bir tane ev gibi bir şey görüyorum. Evet, bir ev. Bir de yol var. Ne kadar sığdan geçiyoruz bakın. Tavşan Adası'nın sığlığı. 2 metreye kadar düşüyor derinlik. Derinleşti bile. Etrafı da çekti, aklımızda kalsın. Evet. Üç tane ev var. Bu ortadaki ev. Sağdaki ağaçların arasında gözükmüyor. Şurada da yol var. Yol da gayet düz bir yol. Dağdan gelir bir kız dene dene şeklinde. Yeni bayrağımız da yakışıklı olmuş Mert Kaptan. Evet, evet, hiç fena değil. Bayrağımız çok eskimişti de artık üzülüyordum yani. Bay bay Tavşan Adası. Koca bahçeye girdik. Yemyeşil bir koy. Yapmaya başlamış. Şurada evet. Güya buraları sit alanıydı. Gayet de taş ev yapılmış. Kamp alanı merak ediyorum. İskelesi olan trimaran mı? Evet. Şurası da glamping kampı. Bu arsa da hemen onun arkasında yedir işte. Neyin? Hemen şu sağda. Koca bahçenin tam karşısındaki adaları geçiyoruz şu anda. Koca Ada. Koca Ada. Birazdan Kameria Adası'ndan da geçeceğiz. O adada çok tatlı bir kilise var. Herkesin çıkmasını tavsiye ederim. This is Gulf of Saranı. Times it's also called Gulf of Doris, our ship's name. Here is Kameria Island. Kameria Adası. Çok güzel burası. Burada kilise var. There is a church on the island. A ruined one, of course. Buraya zamanında gelmiştik. Önündeki şu ağaca dileklerinizi bağlayabilirsiniz. Dilek tutabilirsiniz. İçeride hala mum yanıyor. Ya bu renk ne ya? Yine bu renk ne programına hoş geldiniz. Böyle renk mi olur? Şuradan yani bir bardak da aldıracağım, içeceğim suyu yani. Selimiye orası. İyi bakalım dedik ve çalışma hazırlıklarını. Kimseler yok. Ve nihayet Orhaniye Kızkumu'ndayız. Kızkumu'nun özelliği çok güzel. Denizin ortasında insanların bir peygamber iddiasıyla yürüyebilmeleri. Efsaneye göre kızcağızın eteğinden saçılan kumlar burada böyle kalmış denizin ortasında ve insanlar bakıp yürüyorlar üstüne. Orhaniye'nin güzel adası var. Ya
People are walking on the sea. In fact, the sand. Mert en ucuna şamandıra koymuşlar sanki. Ay, yok. Diğerin belli olması yok. Evet. O belli değildi, şimdi yeni koymuşlar. Geçen sene yoktu. Bu Dişlice Adası, Hisarönü Körfezi'nde Bencik Koyu var hemen burada. Bencik Koyu'nun yanında. Bunun bir tarafından girilince bir tarafından çıkılabiliyor, yani arka tarafına. Ufak tefek plajları var. Günlük tekne turları geliyor bazen. Çok değişik yapılı bir ada. Gerçekten. İlginç bir yapısı var. Biraz şöyle çekmek istedim. Şekilde. Dişlice Adaları. Kaptan Eda eşliğinde.